Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir Call of Duty videosuyla daha karşınızdayım. Peki bugün neyi inceleyeceğiz? Neye bakacağız arkadaşlar? Sezon 6'da en çok kullanılan silahlar ve eklentileri nasıl olabilir? Silahları yerleştirirken loadout konusunda da tercih size bırakacağım. Örneğin bir yakın bir orta koyabilirsiniz. Orta koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey olacak. Hadi direkt bu loadout'u kullanın demeyeceğim. Sadece en çok kullanılan meta silahlarını gösteriyor olacağım. Hadi geçelim şimdi hepsini teker teker bakalım. İlk öncelikle yakın silahlardan başlayacağım. O yüzden de Akimbo'yu ilk göstereceğim arkadaşlar. Eskiden hatırlarsanız Akimbo'da 6 patlar vardı. Ama 6 patlar nerf yedi. Ondan sonra Renetti'ye geçti. Renetti burst modu nedeniyle çok hızlı, seri bir şekilde mermi atıyordu. Atış hızı çok yüksekti. Onu da nerf geldi. Ondan sonra tek bir silah kaldı elimizde. Aslında 2 tane vardı ama diğerinin mermi sıkıntısı yüzünden yetmiyor. O yüzden de artık M19 kullanıyoruz. Peki M19'da ne yapıyoruz? Monolith'i yerleştiriyoruz. Biz hem mesafe kastını hem susturucu özelliğini kullanalım. 5 mm'lik zaten hip fire sağlıyor. Mermiyi kesinlikle arttırıyoruz çünkü yetmiyor. 32'lik kullanıyoruz. Akimbo perk zaten şart. Son olan ise hani bazı insanlar diyor barrel mı taksam, real grip mi taksam? Arkadaşlar Akimbo'da fire rate, atış hızınız çok önemli. O yüzden fire rate en çok veren bu trigger'ı kullanıyoruz. Diğer bir yakın silahımız ise bazı oyuncuları kanser edecek, bazılarında ya Ozan niye bunu gösterdin diyecek, bazıları çok memnun olacak. Daha önceki oynanış videolarımdan da görmüşsünüzdür ama arkadaşlar yanan mermili pompalımız. Bunda da iki tane seçeneğimiz var. İlk ben bu seçeneği göstereceğim. Çok kullandığınız zaman monolitiğe göre gördüğünüz üzere range'ini daha kısıtlıyor. Monolitik range'ini daha fazla kısıtlıyor, o yüzden çok kullanıyoruz. Buradan da Forge Tech Sentry'yi seçiyoruz arkadaşlar ki damage range'imizi arttırıyoruz. Beşlikle hip fire kasıyoruz. Zaten yanan mermi Dragon Breath, ejder nefesi olmazsa olmazımız. Sonraki eklentimiz de olmalı. Burada insanlar iki farklı şekilde kullanıyor arkadaşlar. Birincisi Under Barrel'a Merc Foregrip takıyorlar ki accuracy'yi arttırsın. Yani de merminin dağılımını küçültüyor. Ekranda artı işareti var ya, daha geniş olduğu mermi daha fazla yayılıyor. Onu daha küçültmek için, mermilerin daha az dağılmasını sağlamak için Merc kullanabilirsiniz. Ama şöyle bir etkisi var. Foregrip taktığınızda movement speed'inizi kesiyor, mobility'nizi azaltıyor. Onun yerine ikinci seçeneğimiz Real Grip kullanmak. Real Grip'te de arkadaşlar Splitted Grip Tape kullanıyoruz. Normalde bunun avantajına baktığımızda ADS hızını, yani aim down speed, nişan açma hızını arttırıyor. Bununla hiçbir alakamız yok bizim. Yani çünkü nişan almadan hip fire ile atış ediyoruz. Bunun özelliği ne? Sprint to fire speed. Yani bir anda koşarken, sprint atarken ateş etme hızı, ateşe geçme hızı. Bunu yaptığınız zaman daha erken ateş edebiliyorsunuz düşmanlara. Genelde bu pompalıyı kullananlar ya Merc Foregrip takıyor arkadaşlar ya da Rear Grip takıyor. Artık bu sizin oynayışınıza kalmış. Hangisinden daha memnun kalırsanız ona göre bir deneyin de. Hazır pompalılar üstünden ilerliyorken de diğer bir pompalımıza bakalım isterseniz. Normalde Jack 12'yi koyacaktım. Ama bu yeni çıkan pompalı var ya, çok güçlüydü, onu yerleştirecektim meta silahı diye ama bu son nerf'ten sonra movement speed'ini, fire rate'ini, her şeyini düşürdüler. O yüzden o olmuyor. Alternatif olarak R9 alternatif kullanmak isterseniz de sezon 6'daki Battle Pass'in blueprint'ini kullanabilirsiniz. The Portal blueprint'i VLK'yı değiştirmenizi sağlıyor. Otomatik olarak Dragon Breath mermisi açılıyor. Üstüne birkaç tane değişiklik yapmanız gerekiyor tabi arkadaşlar. Buradan Forge Tech Marauder'ı kullanmanız gerekiyor. Bu daha fazla Monolith'e göre daha fazla bir range mesafe sağlıyor size. Arkadaşlar en uzun barrel takıyoruz. 5 mm'likle yine hip fire sağlıyoruz. Mobility için ben no stock yaptım. İsterseniz siz farklı bir şey deneyebilirsiniz. Yine Sprint to Fire Speed ile daha hızlı ateş etmeyi sağlayabilirsiniz. Bu silahla da oynarken arkadaşlar şuna dikkat edin. Özellikle squatta oynarken tam bam 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 vuruyorsunuz. Bayağı insanları düşürüyorsunuz ama merminiz birazcık kısıtlı oluyor. Yani oynarken birazcık daha dikkatli oynamanız gerekiyor squat oynarken. Trio'da 8 mermiyle zar zor birilerini düşürebilirsiniz. Tüm takımı temizleyebilirsiniz. Solo ve duo için mükemmel diyebiliriz. Yakın silahlardan da şimdi de öyleyse en çok kullanılan ne arkadaşlar? Tabii ki de MP5. MP5'e geçelim. MP5'te de yine farklı çeşitler var. Ben ilk kendi kullandığım şeklini göstereyim size. Daha sonra neden böyle kullandığımı ve diğer seçenekleri de gösteriyor olacağım arkadaşlar. Öncelikli olarak ben Monolitik, Merc Foregrip 45'lik, Grip Tate'den en sonuncusu ve Sleight of Hand kullanıyorum.
Neden Sleight of Hand arkadaşlar? Çok hızlı bir şekilde mermi değiştirip aksiyona devam edebiliyorsunuz Trio ve Squat'ta. Peki MP5'i kullanabileceğimiz diğer eklenti şekilleri nasıl? Ben normalde sadece Monolithic kullanıyorum demiştim ya. Arkadaşlar isterseniz Barrel'da Monolithic Integral Suppressor'da kullanabilirsiniz. Bunu kullandığınızda otomatik olarak silahınıza susturucu da ekliyor. Ama ben neden bunu kullanmıyorum? Neden? Çünkü hadi gelin bakalım üstüne şimdi. Range'imizi bir tık arttırıyor, küçücük arttırıyor. Kontrol de aynı şekilde arttırıyor ama kontrol bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Accuracy'yi ise azaltıyor arkadaşlar. Ben silahın hipfire'ın daha yüksek olmasını istiyorum. Yani azıcık daha mesafe artsın ama hipfire'dan kaybedeyim istemiyorum. O yüzden bu şekilde tercih ediyorum. Ama karar sizin. İsterseniz barrel'ı takıp monolith'i çıkartabilirsiniz. Ya da Sleight of Hand'i çıkartıp yerine 5 mm'lik eklersiniz arkadaşlar. Silahınızın iyice hip fire'ını arttırmış olursunuz. Ama o kadar hip fire zaten bir işe yaramayacak. Ben size söyleyeyim. Boşu boşunuza arttırmanıza gerek yok. O yüzden benim tavsiyem bu. Ama sizin eliniz başka şekilde yatkınsa onu da tercih edebilirsiniz. Şimdi de geçelim yakın orta silahlardan. Özellikle ortaya da kattım bu sefer. Çünkü MP7'ye geçeceğiz. Biliyorsunuz özellikle hem yakına ateş etsin hem de ortada da adam vurabileyim derseniz MP7 inanılmaz bir seçim. Peki ne kullanıyoruz arkadaşlar? Bunda iki tane farklı versiyonu var aslında, şu şekilde söyleyeyim size. İlk olarak monolith'i yerleştiriyoruz. Yine FSS Recon'la en uzun barrel bu. Bunu takıyoruz. Şimdi gelelim farklılıklara. 60'lık mermi her ikisinde de olmazsa olmaz. Çünkü ortaya da sıkacaksınız, daha fazla mermi harcamanız gerekecek. O yüzden 50 ya da kendi üstündeki şarjörüyle yetinmiyoruz. En fazlaya çıkartıyoruz. Şimdi gelelim farklı varyasyonlara. Ben bu silahla ortaya daha fazla sıkmak istiyorum. Tamam, yakında da iş yapsın diyorum. Hızlı olsun, seri olsun ama ortaya da sıksın diyorum. O yüzden arkadaşlar Take Laser ve Komando ile orta mesafe silaha göre ayarlıyorum. Ama yoksa siz derseniz ya ben işte yakında fire'ın daha yüksek olmasını istiyorum, bu silah zaten ortaya da sıkıyor derseniz, o zaman yapabileceğiniz şey hipfire'a göre ayarlayıp komando yerine merc takmak ve tek laser yerinde 5'lik lazeri kullanmak. İsterseniz bu şekilde deneyebilirsiniz. Silahın şu anki versiyonu daha çok yakına hipfire'a, yani nişan açmadan ateş etmeye yönelik. Diğer türlü de komando ve tek takarsanız da daha çok orta mesafeye sıkmaya yönelik oluyor arkadaşlar. SMG'lerden de en çok kullanılır gösterdiğime göre şimdi en çok kullanılan AR'lere geçeceğim arkadaşlar. Daha doğrusu benim de en çok sevdiğim AR hangisi? Hangisi zaten biliyorsunuzdur. Amex'e hemen geçelim. Aslında AR'lerde de mantık çok basit arkadaşlar. Özellikle de orta ve uzağa sıkacaksanız yapmanız gereken şey şu. Monolith'i takın arkadaşlar. En uzun barrel'ı seçin. Optiğinizi takın. Komandoyla silahın kullanımını kolaylaştırın. Ve takabileceğiniz en yüksek şarjörü takın. Tüm AR'lerde genel mantık budur arkadaşlar. Orta ve uzağa göre ayarlıyorsanız. Farklı olarak ne yapabilirsiniz? Silahın yönetimi çok kolaydır. Ben hadi komandoyu çıkartayım dersiniz, tamam mı? Komandoyu çıkartırsınız. Daha hızlı silah açmak istiyorum dersiniz. Tek laser'ı takarsınız. Ama arkadaşlar bu silahı orta uzağa göre ayarlıyorsunuz. Yani çok hızlı bir şekilde nişan açmanıza gerek yok bununla. Yani olabildiğince normal bir açın ve tarayın mantık bu. Orta ve uzağa sıktığım AR'lerde tek laser kullanmıyorum. Onun yerine uzağa sıkacağınız için taraması, sekmesi daha fazla olacak. Yakındaki hedefe tutturması kolay, uzaktakine daha zor olur. O yüzden de silahın kontrolünü arttıracak Commander Foregrip'i seçiyorum. Bazı insanlar ise uzak mesafede kullanacakları için Ranger Foregrip'in daha iyi olduğunu söylüyor. Ama bilmem, benim elim komandoyla daha yatkın oldu, daha iyi oldu. İsterseniz silahlarınızı Ranger Foregrip takarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gösterdiğim eklentiler, ağrı eklentileri hemen hemen tüm silah eklentilerine uyar. Ama hani ya ben M4 için istiyordum, ben ne bileyim Gra için istiyordum, başka ne vardı, Kilo için, M13 için istiyordum derseniz de arkadaşlar aynısını uygulayabilirsiniz. Ama neden diğer silahları değil de Amex'e birazcık daha alışın diyorum. Çünkü arkadaşlar gelin farkına bakalım. Özellikle Amex'in hasarına alıştıktan sonra ya bu silahlar boncuk atıyor diyeceksiniz. Amex'e arkadaşlar Kilo'nun farkına bakın, hasar farkına bakın, tamam mı? M4'ün hasar farkına bakın, M13'ün hasar farkına bakın, AK'den bile daha yüksek ki AK'yi ben normalde öneririm ama kontrolü çok zor olduğu için önermiyorum. AK'den bile daha yüksek ve kontrolü daha kolay. RAM 7 zaten doğal olarak düşük. Gra ile karşılaştığımızda yine Gra boncuk atar kalıyor. Yani o yüzden arkadaşlar benim size tavsiyem
Amex'e elinizi alıştırın ve özellikle ağrılarda tararken bir yere mount yapıp, hani o kontrol zor geliyorsa özellikle bir yere mount yapıp ateş etmeye çalışın. Peki geçelim şimdi diğer meta silahlarımıza. Dediğim biraz önce bir örnek göstermiştim ya size. Gelin aynısını M4'te bakalım. Ne yaptık abi? Monotu'yu taktık. VLK 3X'i taktık. Komando. Mermiyi arttırdık. En uzun mesafeli barrel'ı seçtik. Tüm ARL'lerde aynı eklenti mantığını kullanabilirsiniz. Son olarak da şu anda sniper metodu değil. O yüzden Maxman Rifle'ları göstereceğim. Kesinlikle HDR ya da AX kullanmayın. Özellikle şu an M24 ve Kar98 varken eğer hızlı oyun döndürmeye çalışıyorsanız bu ikisini tercih edebilirsiniz. Peki M24'te neleri kullanıyorlar? Biliyorsunuz M24'te büyük bir nerf yedi. Ama ona rağmen hala iş yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Monolitik yine her zamanki gibi. Barrel en uzun barrel. Tek laserla hızlandırıyoruz. Arkadaşlar optik seçimi sizin eliniz hangisi yatkınsa, hangisiyle rahat biliyorsanız tabii ki de o en iyisi. Ben bunu gösteriyorum diye tam bu doğru optik bu değil. Siz hangisiyle en iyi oynuyorsanız kesinlikle en iyi optik odur. Burada da şimdi iki tane farkımız var. Bazı insanlar nerf'ten sonra bu mermi eklentisini hem mesafe hem hasar yükselten şarjörü kullanmayı bıraktılar. Onun yerine stoktan arkadaşlar daha fazla hız veren hangisiydi? SP Light 208'i kullanıyorlar. Bu iyice sizin mobilitenizi arttırıyor. Ama yok ben mobility önemli değil. Mermi daha uzağa sıksın yine de her türlü. Birazcık yavaş olsa da silah diyorsanız bu ammunition'ı, charger'ı kullanabilirsiniz. Kar98 ise biliyorsunuz son güncellemeden sonra birazcık buff yedi. Normalde uzağa sıkarken sıkıntı yaşıyorduk ama uzaktaki hasarını yükselttiler. Bunda ne yapıyoruz? Yine aynı mantık arkadaşlar. Monolitik ve barrel'la mesafe arttırıyoruz. Tek laser'la silah hızlandırıyoruz. Optik bence bunun için en uygun yine sniper scope ama karar sizin, tercih sizin. Ben ise bunu da yeni silahı hızlandıracak olan Sprint to Fire Speed ile Aim Down Sight Speed'i arttıran Grip Tape'i, Stiplet Grip Tape'i kullanıyorum. Tüm sezon 6'da kullanılan silahları gösterdim arkadaşlar. AR'leri biliyorum, kısa kestim. Çünkü AR'lerin genel mantığı aynı. Akimbo'yu biliyorsunuz, SMG'leri biliyorsunuz, en sık kullanılan pompalıları gösterdim. AR'leri gösterdim ve Maxman Rifle'ları gösterdim. Artık bence Sniper zaten kullanmayın. AX50 ya da HDR. Ama siz bilirsiniz. Nasıl zevk alıyorsanız öyle oynayın arkadaşlar. Şu anda ama en güçlü olan silahlar bunlar. Geldiniz, izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.